Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak kandiliniz de mübarek eylesin. Yine kızacaklar biz kandil kutluyoruz diye. Yine diyecekler neden kandil kutluyorsunuz, neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Biz de inatla diyeceğiz ki bu kandilleri kutlamaya devam edeceğiz inşallah. Bugün Miraç kandili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretinden bir yıl önce yaşamış olduğu manevi bir yolculuk. Sadece manevi değil, biz sufiler olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu miracını hem zahir hem de batinen yaptığına inandığımızı her seferinde söylüyoruz. Her seferinde de bunu devam edeceğiz söylemeye. Çünkü bir kısmı bu İsra'nın ve Miraç hadisesinin sadece ruh noktasında olduğunu, bazıları sadece kalbi olduğunu söylüyorlar. Yok, bu hepsini de kapsayan bir şey. Hem fiziki, yani ceseden, hem kalben, hem de ruhen, hem de sır noktasında bir olay. O yüzden bunun üzerinde kaç bin yıl geçerse geçsin, bizim bu konudaki tavrımız, bu konudaki kesin kat'i duruşumuz devam edecek. Bugün sizi böyle çok teknik terimlerin altında boğmak istemiyorum. Ama İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde kulu Muhammed'i geceleyin diyor. Kul denilince bir bütün söz konusudur. Bir kimsenin içi dışı bütün her şeyle, ruhuyla, canıyla, kanıyla, bütün maddesiyle, manasıyla bir bütünü teşkil eder. Kulu, kul lafzı olunca orada insani bir bütünlük vardır. O insani bütünlükten yola çıkaraktan, hareket ederekten bu meseleye bakılması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri aynı zamanda bir veçesiyle kuldur. Peygamberdir ama kul peygamberdir. Bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin en önemli özelliklerindendir. Burada kul denilince bir kimseye, bir kimseye kul denilince o kimsenin bütününü kesbeder bu. Onun parçasını, onun kolunu, onun gözünü değil, bütününü. Eğer o ruhen bir yolculuk yapmış olsaydı, o zaman buna ayrıyetten bir bab açılması lazımdı. Ruh olduğuna dair. Eğer kalben olmuş olsaydı bu yolculuk, o zaman ayrıyetten kalbi olduğuna dair bunu söyleyecekti. Çünkü ayet-i kerimede aklın kalbi olanından bahsediyor. Aynı zamanda da ayet-i kerimelerde ruhlardan da bahsediyor. Ama eğer o manada olmuş olsaydı burada lafız değişmesi gerekirdi. Böyle teknik çok boğmak istemiyorum ama lafzın değişmesi lazımdı. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Mescid-i Aksa'ya götüren olunca bir kimseyi elinden tutup götürmek, bir kimseyi, bu normalde ruh olmuş olsaydı yine olmazdı. Kalben olmuş olsaydı yine olmazdı. Bir kimsenin götürülmesi, bir kimsenin yürümesi, gitmesi, yürütülmesi. Bu noktada o kimsenin bu meseleye zahir noktadan bakılması gerekir. Siz birisini bir yere götürdüğünüzde, bir yere götürdüğünüzde tamamını götürmüşsünüzdür. Ruhunu götürmüş değilsinizdir. Hani Süleyman Aleyhisselam'la Belkıs'ın hikayesi vardır ya, mesela Belkıs'ı normalde kim getirebilir buraya? Oradan birisi dedi ki, ey Süleyman ben onu buraya getirtiririm. Ben onu buraya getiririm.
Getir o zaman dedi. Ve Belkıs o yüzden hayret etti zaten. Belkıs kendi sarayında dururken, kendi sarayındayken Süleyman Aleyhisselam'ın yanına getirildi. Ve böylece Belkıs ruhen gelmedi. Belkıs sadece kalben gelmedi. Fiziken de geldi. Belkıs'ın geldiğini Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki bütün herkes gördü. Onu sadece Süleyman Aleyhisselam görmüş olsaydı biz diyecektik ki sadece manevi bir hal bu. Veyahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sadece kalbi giden bir şey olmuş olsaydı melekler o zaman normalde farklı onu aşina olacaktı. Ama burada normalde o kimse bu noktada yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu noktada Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Götürüldü, yürütüldü. Çünkü normalde başka bir ayet-i kerimede de hani onu yürütmek olarak o kelimeyi tefsir ediyorlar. İşte bu ayet-i kerime ile İsra gece yolculuğu. Çünkü bunun normalde bir karşılığı gece yolculuğu. Gece yolculuk yapmak. Bir kimse yolculuğa çıktı dendiğinde biz onu sadece ruhen çıktı der miyiz? Bir kimse yolculuğa çıktı dendiğinde biz onu kalben çıktı der miyiz? Yolculuk yapıyor bir kimse, yol yürüyor. Yol yürüyünce bir kimseye biz onu normalde kalben sırren dediğini söyler miyiz? Yok. Birbirinden ayrıştırmak mümkün olur mu? Hayır, olmaz. İşte biz İslam dünyası olarak bu meseleye İsra gece yolculuğu. Gece yolculuğundan sonra Mescid-i Aksa'dan normalde bizim tabirimizde göklere doğru yükselmeyi de biz Miraç olarak kabul ediyoruz. Miraç aslında söz konusu olan yolculuğun adı. Hatta belki de söz konusu olan o yolculuğa sebep bineğin adı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mescid-i Aksa'ya geldi. Mescid-i Aksa'da selam verdi. Mescid-i Aksa'da tahiyyatül mescid namazı kıldı 2 rekat. Ondan sonra Miraç hadisesi başladı. Ve böylece bu noktada tabiri caizse iki yayın birbirine olan uzaklığına varıncaya kadar bu aklen tespit edemeyeceğimiz, aklen mümkün olmayan, kalben iman ettiğimiz bu Miraç yolculuğu oldu. Ben bu gece için size farklı bir Miraç anlatmak istiyorum. Hep her daim neler olduğunu bütün herkese anlatılıyor. Bu noktada benim anlatacaklarım sizin bildiklerinizden belki de çok fazla değil. Ama ben bu akşam biraz daha kendi kendime Miraç'taki o yolculuktaki çok özür dileyerekten söyleyeceğim ama hiç kimsenin üzerine kale almadığı, söylemediği, çok böyle üzerine düşmediği ama hadislerde var olan ve hadislerde bu noktada aslında oldukça işlenen ama ümmeti Muhammed'in yani sadece miracı işte namazdır, ne bileyim işte namazın rekatlarıdır, nasıl gittiğidir, neler olduğuyla alakalı, ilgili. Oysa bu akşam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu yolculuk esnasında neler gördü, neler yaşadı, bu gördüklerini bize nasıl anlattı, bizim bunun üzerinde yapmamız gereken neler? Yani Miraç'a çıktı, eyvallah ama Miraç'tan döndü, eyvallah. Fakat Miraç'taki gördüklerinden biz ne hisse alacağız? Miraç'taki gördüklerinden, Miraç'taki yaşadıklarından ümmet-i Muhammed ne anlamalı?
Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir binek getirildi. Ve bu binek bir gözünün görebildiği yere kadar bir adım atıyordu. Gözü nereye kadar yetiyorsa. Böyle bir binek. Ve normalde beraberinde de Cebrail aleyhisselam vardı. Bir kavme uğradılar. Bu kavim her gün ekip biçiyordu. Biçtikleri zaman olduğu gibi tekrar eski haline geliyordu. Her gün ekiyorlar, her gün biçiyorlar. Biçtiklerinde biçilen şey yine eskisi gibi oluyor. Tekrar büyüyor, tekrar yeşeriyor, tekrar aynı haline geliyor. Yani biçmekten usanıyor insanlar. Usanır normalde. Yani böyle bir şey düşünün, bir tarla düşünün, buğdayı ekiyorsunuz, aynı an buğdayı biçiyorsunuz, tekrar ekiyorsunuz, tekrar biçiyorsunuz, tekrar ekiyorsunuz, tekrar biçiyorsunuz. Biçtikleri zaman olduğu gibi tekrar eski haline geliyordu. Dedi ki, ey Cebrail, bunlar kimdir? Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Bunlar mücahitlerdir. Bir sevap onlara 700'e katlanıyor. Ne infak etmişlerse hemen yerine geliyor. Dikkat edin, mücahitler, bu mücahitler infak etmişler. O zaman mücahit bir kelime anlamı cihad eden. Mücahit cihad eden kimse. Nefsiyle de mücadele eden kimse mücahit. Çünkü başka bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki savaştan dönüyorlardı. Dedi ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Dediler ki ya Resulallah kim ki daha büyük cihat? Dedi ki iki göğüs kemiğimizin arasında bulunan nefis. Devam etti. Nefis de cihat en büyük cihattır. Bu Miraç hadisesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin görmüş olduğu kavim enteresan mücahit olarak nitelendirilmiş. Ama ne infak ettilerse hemen yerine geliyor. İnfak etmiş bunlar. İnfak etmek. Canı infak edersin. Malı infak edersin. İlmi infak edersin. Gözyaşını infak edersin. Birisine doğru bir şey anlatırsın. İnfak edersin. Tebessüm edersin. İnfak edersin. Yetimi korursun. İnfak edersin. Dulu korur, muhafaza edersin. İnfak edersin. Açı doyurursun. İnfak edersin. Kimsesizin kimsesi olursun. İnfak edersin. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetleri infak eder. Allah müminleri tarif ederken, diyor ki onlar Allah'ın onlara bahşettiği, Allah'ın onlara lütfettiği, ikram ettiklerini onlar infak ederler. Bakın Miraç'la alakalı hadisenin başında Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerini naklediyor. Meselenin başında infak etmek var. Eğer ümmet-i Muhammed infak etmeyi unutur, infak etmezse ümmet-i Muhammed'in içerisindeki sosyal hayat dokusu bozulur. Eğer hala da ümmet-i Muhammed ayakta ise, hala da bizim memleketimizde bir iç savaş çıkmıyorsa, hala da İslam toplumunda insanlar ayaklanmıyorlarsa, bunda en önemli unsurlardan birisi müminlerin, Müslümanların infak etmeleridir. Biz eleştiririz zekatı tam veremiyoruz diye. Biz eleştiririz zekat müessesesi tam çalışmıyor diye. Hatta biz böyle bu zekat müessesesinin üzerinden nemalananlar, zekat müessesesinin üstünden kendi nefsine, kendi cemaatine, ne bileyim kendi topluluğuna,
peşkeş çekenler vardır. Bunlar bunu, bu meseleyi kötüye kullanırlar. Ama İslam toplumu zekatı verdiği müddetçe ve infakını gerçekleştirdiği müddetçe sosyal patlamaları önleyecek olan bir şeydir. O yüzden Miraç'taki en önemli meselelerden birisi ümmet-i Muhammed'in infak etmesi. Eğer sizin üzerinizde Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir ikramı, bir ihsanı var ise bunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanızdır. Günün en büyük cihatlarından birisi budur. İlla ki cihat etmek, eline kılıcı alıp savaşmak değil. Burada ümmet-i Muhammed infak müessesesini çalıştırması gerekir. Bilgisini, ahlakını, tecrübesini, maddi imkanlarını, kendince manevi imkanlarını, bütün imkanlarını ümmet-i Muhammed'e seferber etmeli. Bütün imkanlarını. Bütün imkanlarını kardeşlerine seferber etmeli. Bu noktada zekatını dost doğru vermeli. Biz oturup yoksa daha yıllarca Miraç'ta nasıl bir bineğe bindiydi? Biz Miraç'ta bu binek öyle miydi, böyle miydi? Bunun tartışmasını yapacağız. Miraç'ın bize getirdikleri ne? Miraç'tan dönünce bize anlattıkları ne? Gördükleri ne? Bu gördükleri ve ders çıkardıkları şeylerden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden biz ne ders çıkardık? Bizim bu konudaki durduğumuz nokta ne? Yanı başımızda bir aç varken biz tok muyuz? Yanı başımızda bir çıplak varken biz geyinik miyiz? Yanı başımızda birisinin bir şeye ihtiyacı varken biz onun ihtiyacını görmüyor muyuz? Birinci derecede kendimize soracağımız şey bu. Eğer alt kat dairenizin o kimse parasızlıktan elektriği kesildi de siz bunu gördüğünüz halde o daire komşunuzun derdine derman olamadıysanız, eğer karşı dairenizin doğalgazı kesildiği halde sizin bunu ödemeye muktedirliğiniz varken bunu ödemediyseniz, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifi bizim için sadece bir edebiyat olacak. Bir edebiyattan ibaret olacak. Ya işte o şunu şöyle yapmasaydı da elektriği kesilmeseydi, bunu böyle yapmasaydı da doğalgazı kesilmeseydi, bunu böyle etmeseydi de kirasını ödeseydi. Ya ne yaptıysa yaptı. Hata yaptı, yanlış yaptı, eksik yaptı. Aç mı bırakacaksınız? Kumar oynadı, içki içti, her türlü haramı işledi. Ne yapacaksınız? O haramı işledi diye Allah'tan önce siz mi cezalandıracaksınız? O yanlış yaptıysa Allah'tan önce biz mi cezalandıracağız? Biz mi Allah olduk? Cezayı verecek olan biz miyiz? Cenab-ı Hak bu ümmeti Muhammed'i rahmet peygamberinin rahmet ümmet olarak gönderdi. Alemlere rahmet bir peygamberin alemlere rahmet ümmeti olmalı. O ümmet Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izlerine basmalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri fukaranın babasıydı. El fahri fakri. Ben fakirlerle beraberim. Müşrikler ne dediler? Geldiler, dediler ki bize ayrı sohbet et. Zenginler de hepsi de. Biz zenginler olarak bize ayrı sohbet et. Bize ayrı bir grup kur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onların İslam'a ısınmaları için bir an böyle o düşündü bunu. Hemen anında ayet-i kerime geldi. Anında.
Ey Habibim, sen onlardan uzak dur. Sen o fukaralar var ya, o Allah'ı devamlı zikredenler var ya, o ashab-ı süfa Allah'ı devamlı zikreden, ayet-i kerime diyor ki, sen o zikredenlerle beraber oturmaya devam et. Kimlerle? Zikredenlerle. Kimden uzak duracak? Zenginliğini görenlerden. Bu para olabilir, bu ilim olabilir. Kendini bir şey zannetmek, kibirlilik, bu kibir olabilir. Kendini bir şey zannetmek, kendini bir yerde görmek, bu bürokratı olabilir, bu siyasetçi olabilir. Bu toplum nezdinde Lat, Uzza ve Menat'ın talebesi, müridi olabilir. Yani otorite, yani güç, yani menat, para. Bu üçüne sahip, bu üçünden birine sahip bir kimse olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Cenab-ı Hak irşad etti. Dedi ki sakın ha, onlarla beraber olma. Ya devamlı Allah'ı zikreden, gözü Allah'ta olanlar var ya, kalbi Allah'ta olanlar var ya, sen nefsini onlarla beraber oturtmaya mecbur et. Fukara bakın onlar. Ve fukaralarla oturmak istemiyor kimse. Allah'ı zikredenlerle oturmak istemiyor kimse. Allah'ı zikredenlerle görünmek istemiyor. Aman sakalı var onun, Allah'ı zikrediyor. Onlar toplanıyorlar, hu çekiyorlar. Evet, hu çekiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de oturdu, Allah'ı zikretti. Ve Cenab-ı Hak ona emretti. Allah'ı zikredenlerle beraber otur. İşte bunlar ne yaptılar? İnfak ettiler. İnfak edin. Nefsinizi infak edin Allah'a. Kendinizi Allah'a infak edin. Eğer kendinizi Allah'a infak edemiyorsanız, 1'e 700 kazanamayacaksınız. Allah'a yakınlık peyda edemeyeceksiniz. Birinci derecede infak etmek geliyor. Eğer siz infak edemezseniz, Allah'a yakınlığınız olmayacak. Birinci infak, insanın kendi heva ve hevesini infak etmesi, Allah yolunda heva ve hevesini terk etmesi, Allah yolunda gösterişten, riyadan uzak olması, Allah yolunda kendince, kendi dairesinde kendini belirli bir şeyleri biliyormuş noktasından aşağı indirmesi. İnfak etmek. Neyim var diyorsan Allah'ın sana verdiği lütuf olarak onun kapısını aralamak ihtiyacı olanlara. Ondan sonra bir kavme daha uğradı. Bakın bu kavimler çok önemli. Asıl Miraç'tan anlayacağımız, Miraç'tan kavramamız gereken şeyler. Bunlar topluluk. Hani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ya, ben insanları kavim kavim yarattık. Bu insanlar kavimleştiler. Kavimleşen insanları biz Türk'tü, Kürt'tü, Arap'tı, Çerkez'di, Laz'dı diye ayırdık. Asıl kavimleşen insanlar farklı. Buradaki kavimden kasıt insanların ahlakları. Buradaki kavimlerden kasıt insanların faziletleri. Allah'ı zikredenler bir kavimdir. Allah'a inanmayanlar bir kavimdir. Kumarcılar bir kavimdir. Faizciler bir kavimdir. Fuhuşçular bir kavimdir. Oruç tutanlar bir kavimdir. Namaz kılanlar bir kavimdir. Tasadduk edenler bir kavimdir. Allah yolunda cenk edenler bir kavimdir. Allah'ı devamlı, devamlı ribat noktasında duranlar bir kavimdir. Alimler bir kavimdir. Sufiler bir kavimdir.
Meslek sahibi, doktorlar bir kavimdir. Biz bu kavmi ırk olarak aldık. Allah indinde ırkımızın bir anlamı yok. Adem hangi kavimdendi? Adem neydi ki? Arap mıydı, Türk müydü, Kürt müydü, Laz mıydı, Çerkez miydi? Fransız mıydı, İngiliz miydi? Ha, bizim eski ülkücülere bakarsanız Adem Türk'tü. Buna resmen inandıydık biz. Evet. Hazreti Muhammed Mustafa bile Türk'tü. Hatta diyordu ki Türk olduğundan dolayı buyurdu ki Türkler size sataşmadıkça sakın siz onlara sataşmayın. Yani bu neden söyledi? Bize öğretenler öyle diyorlardı. Kendisi Türk'tü. Türklerin ne kadar savaşçı bir millet olduğunu biliyordu. O yüzden Araplara dedi ki sakın sataşmayın bunlara. Sataşırsanız perişan olursunuz. Evet, sataşanlar perişan olur. Biz yeniliriz, yıkılırız ama yenildiğimiz, yıkıldığımız yerden toparlanırız gene. O yenenleri, yıkanların başına musallat oluruz biz. 50 yıl geçer, 100 yıl geçer, 150 yıl geçer. Önemli değil. Biz ona musallat oluruz. Biz onların başına dert oluruz. Hepsi de ne? Kavim. Başları taşla eziliyor. Ezildikçe tekrar yerine gelip eski halini alıyordu. Onların kim olduğunu Cibril'e sorunca Cibril şu cevabı verdi. Bunlar gönüllü namaz kılmayanlardır. Demek ki namazı kılmayanlar var. Gönüllü. Bu gönüllü namaz kılmayanların habire başına taş vuruluyor, eziliyor. Tekrar yerine geliyor ama. Eziliyor, yerine geliyor. Ezilen yerine geliyor. Ey ümmeti Muhammed! Kim namaz kılar, kim namaz kılmaz, din o kimseye dünyada zorlama yapmaz. Bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyince Müslüman olur. Din açısından biz birisine zorla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeceksin diyemeyiz. Dinde zorlama yoktur. Bu noktada da bir kimse zorla İslam'ı kabul etmek zorunda değildir. İslam'ı kabul eden bir kimse de canı isterse İslam'dan çıkar. Onu zorla İslam'da tutacak bir güç de yoktur. Bir kimse ben İslam oldum, aa baktım 5 vakit namaz var, ya tiyansın ya böyle bir şey yok. Aman ben gideyim Hristiyan olayım diyebilir mi? Der. İslam olarak bizim ona zorlayacağımız herhangi bir şey yok. Bir kimse ibadet edip etmemede özgürdür. Kur'an ve sünnete göre biz ona zorla ibadet ettiremeyiz. Ama kardeşler, namaz İslam'ın farzlarından birisi. Bunu terk etmeyelim. Ve ümmet-i Muhammed gün geçtikçe namazla olan irtibatını gevşetiyor. Namazla irtibatı gevşeyen kimsenin birinci derecede başına gelecek olan şey kötülükler. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ayet-i Kerime. O zaman birinci derecede başımıza gelecek olan şeyler kötülükler. Namaza 5 vakit devam eden kimse yavaş 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 haramlardan uzak durur, hayatını disipline eder. 5 vakit namazı bir tamam kılan, 5 vakit namazı kendisini disiplin eden bir kimsenin hayatı düzene girer. Hayatı sistemleşir. Hayatı haramlardan uzak bir hayat olur. Ümmet-i Muhammed
Kur'an ve sünnetin algısıyla alakalı. Yukarı Mezopotamya'da biz Türklerin, Anadolu'daki insanların İslam anlayışıyla alakalı. Zorlama yok. Zorlama yok ama ümmeti Muhammed gün geçtikçe namazla olan irtibatını kesiyor. Gün geçtikçe namazı asıyor. Askıda duruyor orada. Namaz farz mı? Farz. Namaz tamam mı? Tamam. Ama o namazı kılmakta gevşeklik gösteriyor. Bunda ümmet-i Muhammed'in içine sokulmuş fitnelerin de ümmet-i Muhammed'in içine sokulmuş yanlış, aykırı görüşlerin de etkisi var. Bu görüş, bu düşünce hadis-i şerifleri reddedenlerden kaynaklanıyor. Hadisleri reddediyorlar. Namaz kılmayanlar hadisleri reddediyor. Namazla arasını gevşeten bir kısım kendisini entelektüel görenler namazla olan bağlarını koparıyorlar. Çünkü kendilerine namaz zor geliyor, namaz nefislerine ağır geliyor. Kalkıp ayet-i kerimedeki namazı hadis-i şerifleri reddederekten kendi kafalarına göre kılma namazda yeni bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani o kimse oturup böyle kendince Allah'ı düşünmesini de namaz olarak algılıyor. Veyahut da herhangi bir kendince yapacak namaz kılacak. Var ya Hint öğretileri, var ya Uzak Doğu öğretileri. Değişik garip sesler çıkararaktan kendilerini ibadet etmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kıymetli dostlar, namaz müminin miracı. Namaz müminin miracı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izlerini takip edenler namazlarını bir tamam kılmaları gerekir. Miraç'tan geri dönerken en önemli getirmiş olduğu ibadetlerden birisi bütün ümmet-i Muhammed'e namazın farz kılınması. O güne kadar ümmet-i Muhammed'e namaz farz değildi. Namaz Miraç'la farz kılındı. O yüzden namazda gevşeklik yapmak, namazı kılmamak, namazı kendi heva ve hevesimizden kendimize göre bir mana vermek. Kendi hevesinden mana vermek. Hani bir ara camilere sıralar koymaya kalkmışlar. Biz de Hristiyanlar gibi gidelim işte camilerde sırada oturalım. İşte orada da Kur'an-ı Kerim'den pasajlar okuyalım. Bizim de namazımız böyle olsun, ibadetimiz böyle olsun diye değişik görüş ve düşünceler olmuş ya. Bunların kırıntıları var. Bunların ülkemizde ne yazık ki böyle sokulmuş şeyler var. Çünkü dünya üzerinde İslam'ı en güzel yaşayan bu manada Anadolu'daki Müslümanlar kaldı. Dünyanın çivisinin yerini değiştirecek, mirengisini değiştirecek, dünyanın gidişatını yön verecek, gidişatını değiştirecek Anadolu'daki Müslümanlar kaldı. Dünya esaret altında. Biz de esaret altındayız. Ama bu esaretten kurtulacak bir kardelen çiçeği gibi güneşe doğru yürüyecek Anadolu'daki Müslümanlar kaldı. Bu kendimizce, bizim kendimizce uzak bir ihtimal gibi gelebilir. Dünya vahşi emperyalizmine karşı duracak bir tek Anadolu Müslümanları kaldı. O vahşi emperyalistle mücadele edecek, yaka paça olacak, tarihten gelmiş olan misyonunu üzerine alacak Anadolu Müslümanlarından başka bir kimse kalmadı. Eğer dünyaya yeniden bir düzen, bir sistem gelecekse, eğer bu dünya yeniden kurulacaksa ve bu dünyada yeniden hakka dayalı, hakikate dayalı, ahlaka dayalı, doğruya, dürüstlüğe dayalı, sömürmekten uzak, emperyalden uzak, kapitalizmden uzak, güçlünün haklı değil, haklının haklı olduğu,
otoritenin haklı değil, hakkın ve haklının hak olduğu bir dünya kurulacaksa bu Anadolu Müslümanlarından geçecek. Bu başka bir yerden geçmeyecek. Bu Anadolu Müslümanları yeniden tarihteki o vazifelerini ellerine almalı. Ama bu edebiyatla olacak bir şey değil. Bu ancak dini temelinden yaşamak, dini yeniden anlamak ve dini yeniden anlatmak. Dini yeniden yeni bir din algısıyla inşa etmekle mümkün. Bu Kur'an ve sünnetten alınaraktan, Kur'an ve sünnetin özünden alınaraktan yeniden inşa edilmesi gerekir. Müslümanlar bu noktada kendilerine çeki düzen verip yeniden dinlerini öğrenip yeniden anlamaları gerekir. Bunda en önemli ibadetlerden birisi Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak ve infak etmektir. Çünkü namaz kötülüklerden alıkoyacak ve o kimsenin manevi olarak urucunu gerçekleştirecek. Zikir o kimseyi, Allah'a yaklaştırdıkça yaklaştıracak infak ile etrafındaki bütün herkesin gönülleri alınacak. Devam ediyor. Bir kavme daha uğradı. Bir de ne görsün? Arkaları ve önleri yamalı kimseler ki hayvanların çayırlarda otladıkları gibi zakkum, rauf gibi cehennem otlarından otlanıyorlardı. Dedi ki bunlar kimdir? Cevap verdi. Bunlar mallarının zekatlarını vermeyenlerdir. Bu malların zekatlarını vermeyenler ne yapıyormuş? Hayvanlar gibi otlaklarda dolaşıyorlarmış. Ama yedikleri neymiş? Cehennem otları, cehennem bitkileri. Yedikleri bunlar. Ey ümmeti Muhammed, zekatını iyi hesapla. Ve zekatını iyi hesapladıktan sonra birinci derecede fakirlere, ikinci derecede miskinlere, üçüncü derecede Allah yolunda mücadele eden, cihad edenlere, Allah yolunda ilim tahsil edenlere, yolculara, borçlulara zekatını ver. Yok internetten bilmem nereye ben gönderiverdim. Gözün kör olmasın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öyle yapmadı. Birinci derecede etrafındaki insanlara, yanında eleman çalıştıran, işçi çalıştıranlar, eğer yanınızda çalışanlar zekata tabi iseler, yani kenarlarında onların nisap miktarı kadar paraları olmadığını biliyorsanız, önce yanınızda çalışan kimselere zekatlarınızı dağıtın. Yanında çalışan işçileri sömürüp ondan sonra köye bir kamyon pirinç göndermek kadar gösteriş budalası, gösteriş şatafatına düşmüş ahmak olamaz. Yanındaki işçinin parasını verme, yanındaki işçinin maaşını ödeme, yanındaki işçinin normalde bu noktada kendi sosyal haklarına dikkat etme, onun mesaisini yutmaya çalış. Ondan sonra bilmem neredeki köye sen bir kamyon zekat gönder. Tekstilciler böyle yapar da genelde. Bir de önüne pankart yazdırırlar. Bursa'nın zengin tekstilcileri. Köyden gelmiş ya, X köyden. Oraya hava atacak ya köye. Önüne de yazdırır iş adamın bilmem kimin zekatı diye. Çuvallarla makarna, pirinç ıvır zıvır gönderirler. Evet. Öyle yaparlar.
Hayır. Zekat bulunduğunuz şehirde önce. Önce etrafınızdaki fukaralara. Önce yanında çalışanlara ya. O parayı sen onlarla kazandın. O parayı sen onlarla kazandın. Zekat veriyorsan orada çalışanları gör önce. Ama çalışanlara yüksek maaş veriyorsun. Hepsi de para biriktiriyor. İnfak edecek. Onlar normal. Onlar zekat verecek halde. O zaman yapacak bir şey yok. Allah bizi affetsin. Sonra bir kavme daha geldik. Önlerinde içinde pişmiş et olan bir tencereyle kokmuş çiğ et var. Çiğ eti yiyip pişmişini bırakıyorlar. Kim olduklarını sordu. Cebrail aleyhisselam cevabı şu oldu. Onlar ümmetinden helal kadınını bırakıp haram olan başka kadına gidenler ile kocasını bırakıp haram olan başka erkeklere giden kadınlardır. Tarih boyunca insanların en büyük hastalıklarından birisidir fuhuş. Toplumların batmasına ve dağılmasına sebeptir. Toplumların dağılmasına ve batmasına sebeptir. Bütün kadınların boşanmaya hakkı vardır. Bütün erkeklerin de boşanmaya hakkı vardır. Bütün kadınların evlenmeye hakkı vardır. Bütün erkeklerin de evlenmeye hakkı vardır. Ey erkekler, kadınlarınız sizden boşanmak istiyorlarsa kolay bir şekilde onları boşayın. Kolay bir şekilde. Onların haklarına zulmetmeden sizden boşanmak isteyen kadınları boşayın. Ey kadınlar, erkekler sizden boşanmak isterlerse mehirlerinizi alıp kolay bir şekilde boşanın. Bunu söylememin sebebi fuhşa sebebiyet vermemek içindir. Kadının gönlü başka bir kimsedeyse erkek onu zorla daha nikahında tutacağım diye uğraşmasın. Kadın çığırdan çıktıysa erkek onu zorla nikahında tutacağım diye uğraşmasın. Erkek çığırdan çıktıysa kadın onu zorlamasın. Ayet-i kerimede diyor ki güzel bir şekilde anlaşaraktan onlardan boşanın. Erkekler serkeşlik edecek olursa diyor ayet-i kerimede. Erkeğin serkeşliğini bu fakir, erkeğin gözünün başka kadınlara kayması olarak nitelendiriyorum. Kadının serkeşliğini de aynı nitelendiriyorum. Daha önce ayet-i kerimede der ki erkek kadınlarınız serkeşlik ederse. Buradaki serkeşlikten kasıt kadının başka bir erkeği düşünmesi. Kocasından hariç. Erkek bu serkeşlik yapıyorsa, kadın yapacaksa onu hakkını vererekten boşasın. Çocuklar babaya ait. Bakımı, iaşesi, her şeyi. Kendine güvenen erkek evlensin. Kadının ve çocuklarının mesuliyetini üzerine alabilecek olan erkekler evlensin. Kadının ve çocukların mesuliyetini alamayacaksa bir erkek evlenmesin. Ortalığı heder etmesin. Zelil etmesin ortalığı. Fuhşa sebebiyet vermesin kimse. Git evlen. Gittin kahla kendine. Ama fuhşa sebebiyet verme. Allah muhafaza eylesin. Sonra odunları bir araya getirmiş sırtlanıyorlar. Üstelik yükünü daha da arttırıyorlar. Olan bir adama geldi. Kim olduğunu sorunca Cebrail şöyle dedi. İnsanların emanetini alıp da veremeyen ve o emanete emanet katan kimse, hıyanet katan kimse. İnsanların emanetlerini almışlar. Siyasetçiler
İnsanların emanetlerini aldınız. Bu insanların emanetlerini aldınız, bunları yerine getiremezseniz mahşerde haliniz perişan. Devlet idare edenler, insanların emanetlerini üzerinize aldınız. Eğer o emanetleri yerine getiremezseniz mahşerde haliniz perişan. Üzerine emanet alan emanetçiler, her kim ise emanete riayet edin. Eşleriniz size emanettir ey erkekler. Çocuklarınız size Allah'ın emanetidir. Eşleriniz Allah'ın size emanetidir. Emanete hıyanet edemezsiniz. Devlet dairesinde çalışanlar, bu milletin emaneti sizdedir. Devletin parasını, pulunu tanıdıka, eşe, dosta peşkeş çekemezsiniz. Valiler, kaymakamlar, genel müdürler, bakanlar, bu ülkenin emanetçisi sizsiniz. Mahşerde haliniz perişan olur. Emanet. Çıkmışsın. Milletten oy istemişsin. Vermiş millet sana oyunu. Hizmet edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım demişsin. Herkes sana oy vermiş. Emanet. Sen bu emanete riayet edeceksin. Askeri, polisi, devlet memurları, amirleri, bu milletin emanetçilerisiniz. İki yakanız bir araya gelmez ne bu dünyada ne de ahirette. Eğer devletten aldığınız maaşı hakkıyla yerine getiremezseniz iki yakanız bir araya gelmez. Bürokratlar, valiler, kaymakamlar, askerler, bütün devletin bütün kademeleri, eğer üzerinize aldığınız emaneti hakkıyla yerine getiremezseniz ne bu dünyada yüzünüz mamur olur, ne de öbür dünyada yüzünüz mamur olur. Helak olursunuz. Perişan olursunuz. Siyasetçiler, perişan olursunuz. Peşkeş çekmeyin. Olmayacak işi oldurmaya çalışmayın. İnsanların arasında adaletle hükmedin. Miraç'tan size sesleniliyor. İnsanların arasında adaletle hükmedin. Adaleti koyun. Eğer adaletli davranmazsanız hiç kimse, hiç kimse sizin iki yakanızı bir araya getiremez. Sonra dudakları demir makasla doğranan, doğrandıkça eski haline gelen bir kavme uğradı. Ve bunların kimler olduğunu sordu. Cebrail şu cevabı verdi. Onlar fitne çıkaran hatiplerdir. Ümmetin önünde konuşan alimler, ümmetin önünde konuşan şeyhler, ümmetin önünde konuşan siyasetçiler, ümmetin önünde konuşanlar, etrafına takılın peşime deyip de götürenler, eğer ki siz konuşmalarınızda fitne çıkarırsanız, eğer ki siz konuşmalarınızda Kur'an ve sünnetin dışına çıkarsanız, eğer ki insanları Kur'an ve sünnetin dışına sevk ederseniz, haliniz haraptır. Haliniz haraptır ki haraptır. Bu dünya gelip geçecek. Bu alem gelip geçecek. Asıl hakikat o tarafta. Burası mecaz. Mecaz gelip geçecek. Hani bir rivayette bir peygamber sözü olduğu söylenir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
Bu topraklardan niceleri gelip geçti. Niceleri de gelip geçecek. Hatiplik yapanlar, insanları sevk ve idare edenler, fitne çıkarmayın. Fitne ne? Fitne Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey. Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey fitnedir. Eğer insanları siz Kur'an ve sünnetin dışında bir yere sevk eder, çağırırsanız, o insanları fitneye çağırıyorsunuz. Sonra küçük bir delik gördü. İçinden büyük bir öküz çıktı. Tekrar girmek istedi fakat giremedi. Bu manzaraya şaşarak sordu. Bu nedir ey Cebrail? Şu cevabı verdi. Büyük söz söyleyip de o sözünü geri almak isteyip geri alamayan adamdır. Tutamayacağınız sözleri söylemeyin. Yerine getiremeyeceğiniz vaatleri vaat etmeyin. Yapamayacağınız işlerin altına girmeyin. Altından kalkamayacağınız işler ve sözler icra etmek için kendinizi perişan etmeyin. Bir şeyi yapamayacaksın, yaparım deme. Bir şeyi beceremeyeceksin, beceririm deme. De ki bu benim gücümü aşar. De ki bu beni aşar. De ki ben bunu yerine getiremem. De ki ben bunu icra edemem. De ki bu benim işim değil. De ki ben bunu asla yapabilecek güçte değilim. Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri diyor ya, gerçek diyor, vaat ehli vaat ederse, karşıdaki kimselerin kalplerinde o vaade karşı bir eminlik oluşur. Emin insanlar vaat ederlerse, karşıdaki kimse buna inanır. Ama vaatçi emin değil ise, onun vaadine inanan olmaz. O zaman sakın ha, büyük söz söyleme derler ya eskiler. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Büyük söz söyleme. Allah muhafaza eylesin. O sözün altında hiç kimse ezilmesin. Sonra güzel koku ve sesle birlikte kokusu duyulan mis dolu bir vadiye uğradı. Nedir bu diye sordu Cebrail aleyhisselama. Şu dedi. Bu cennetin sesidir. Cennetin sesi. Ve şöyle diyor. Rabbim bana ehlimi bana vaat ettiklerini getir. Ağaçlarım, ipeklerim, sündüzüm, mercanım, gümüşüm, altınım, bardaklarım, ibriklerim, tabaklarım, meyvelerim, ballarım, elbiselerim, sütüm, şarabım çoğaldı. Bunlarla taşıyorum. Ehlimi ve vaat ettiklerini getir. Allah şöyle buyurur. Erkek kadın, her Müslüman, erkek kadın, her mümin senin ehlindir. Kim bana ve peygamberlerime iman edip de bana bir şeyi ortak koşmazsa, benden başka ilah edinmezse o güven içindedir. Kim benden isterse veririm. Kim bana ödünç verirse karşılığını veririm. Kim bana tevekkül ederse ona yeterim. Ben öyle bir Allah'ım ki benden başka hiçbir Allah yoktur. Sözümü mutlaka yerine getiririm, caymam. Müminler felaha ermiştir. Yaratıcıların en güzel olan Allah ne yücedir. Cennette şöyle dedi. Hoşnut oldum ey Rabbim. Sonra bir vadiye geldi. Pek çirkin bir ses duydu ve sordu. Bu nedir? Bu cehennemin sesidir. Diyor ki, ya Rabbi bana ehlimi getir. Bana vaat ettiklerini getir. Bukağlarım, zincirlerim, alevim, kaynar suyum, irinlerim, zakkumlarım dolup taşıyor. Dibim derinleşiyor. Sıcaklığım dayanılmaz oldu. Hemen vaat ettiklerini bana getir. Rab
şu cevabı verdi. Her müşrik ve müşrike, her habis ve habise, hesap gününde inanmayan her zorba senindir. Cebrail de dedi ki, hoşnut oldum ey Rab. Kıymetli dostlar, işte mesele daha uzun. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin miracına bu gecede bu veçeden bakmak istedim. Hep biz cuşu huruş içerisinde Miraç'ta şöyle yaşadı, böyle yaşadı, şöyle yürüdü dedik. Hep bunları anlattık. Gönlümce önce Miraç'ın hak olduğunu anlatmakla geçirdim. Bayağıdır dersler. Ve bu dersi de görmek istemediğimiz taraftan bakmak istedim. Yoksa yine indiler gökten melekler saf saf deyip sohbete o veçeden bakabilirdik. Ama velakin bu gece de nasibimiz böyle olmuş olsun. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, haramlardan uzak durun. Haramlardan uzak durmadıkça sufi manada benliğinden geçmeniz mümkün değildir. Her peygamberin miracı vardır. Her müminin de miracı vardır. Bütün peygamberlerin miraçları olmuştur. Bütün peygamberlerin. Peygambersiz hiçbir, miraçsız hiçbir peygamber yoktur. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki yaşaması gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içerisine atılması gibi, hepsinin de kendince, kendi dairesinde, kendi faziletince miraçları vardır. Ben şuna inanırım. Her ümmetin de kendince kendisine ait bir miracı, urucu vardır. Yükselmektir uruç. Ehli sufi burada edep eder. Miraç kelimesini kullanmaz. Peygamberler için miraç kelimesini kullanır. Ümmetleri için miraç kelimesini kullanmaz. Bunun adına uruç der. Yükselmek. Herkes yükselebilir. Yükselirken bir şey yükseleceği zaman üzerinden ağırlıklar atması gerekir. Eğer bir kimse üzerinde ağırlık varsa tam hür bir şekilde yükselmesi güç olur. Şöyle düşünün, bir uçak var, aynı motora sahip, aynı kanada sahip, birinin üzerinde 20 ton yük var, birisinde hiç yük yok. Hangisi daha hızlı yol alır? Yüksüz olan yol alır. Bir araba düşünün, birinin arabanın içerisinde 5 kişi var, benim gibi eğer 0.1 ton geliyorsa 5 kişi 500 kilo. Yok eğer normalde 0.1 ton gelmiyorsa, 50-60 kilo geliyorsa oldu 250 kilo. Onların yol yürümesi aynı olmayacaktır. Ümmet-i Muhammed'in hafiflemesi birinci derecede haramlardan geçer. Eğer haramları işlemezse ümmet-i Muhammed hafifler. Haramları işlemeyip farz olan ibadetleri yerine getirirse onun için onlar bir hafiflik daha alacaktır. Asıl hafiflik bir kimsenin kendi benliğinden geçmesidir. Kendinden geçmesidir. Kendisini görmemesidir. Her yerde ve her noktada Allah'la irtibat kurup kendince kendi dairesindeki kendi varlığından irtibatı kesmektir. Eğer bir kimse kendinle kendi irtibatını kesmezse asla Allah'la irtibat kuramayacaktır. Kendisiyle irtibatta olanlar her daim benliklere düşüp her daim kendince Allah affetsin kendisini hep karanlıkta görecektir. Ama kendi benliğinden geçenler,
kendi benliğinden geçip Rabbisi ile iletişime geçenler. Bu iletişimin en güzel noktası Allah'ı zikretmektir. Böyle kendi kendinizi de kendinizi biliyormuş gibi heva hevesi alıp ben böyle iletişime geçiyorum deyip de küstahlık yapmayın. Bunlar küstahtır. Neden küstahtır? Muhammed Mustafa'nın yolunu terk edip kendi heva ve hevesinden yol tutanlar küstahların, kibirlilerin, bencillerin ta kendileridir. Bunlar aynı zamanda da cahildirler. Ama cahilliklerinin farkında değillerdir. Eğer bir uruç olacaksa Muhammed Mustafa'nın izine basarak, Muhammed Mustafa'nın peşine düşülerekten, Muhammed Mustafa'nın gölgesinde, kanadında, sayesinde olacaktır. Bunun yolu Allah'ı zikirdir. Bunun yolu farzları yerine getirmektir. Bunun yolu nafilelerle yaklaştıkça yaklaşmaktır. Bunun haricinde yol arayanlar asla yollarını bulamazlar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın dikkat edin. Hem İsra'sı hem de Miracı gecedir. Gece yolculuğu yapın. Yollar kat edilir. Hadis-i şerifte zahiren der ki gece yol gidenler menziline çabuk ulaşırlar. Bunu zahiren de alın, batinen de alın. Gece yol yürüyenler menzillerine daha çabuk ulaşırlar. İsterseniz deneyin. Gündüz 5 saatte gittiğiniz yeri gece 3 saatte gidersiniz. Deneyin. Gündüz 5000 tevhid çekip ulaşamadığınıza gece 5000 tevhid çekip ulaşırsınız. Sufiler gece yolcularıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın izinden gidenler gece yolcularıdır. Geceleri yolculuk yapın. Bu yolculuğunuz neyle olsun? Zikrullah ile olsun. Geceleri yolculuk yapmayanlar, geceleri bu noktada güzel kokular koklamak istemeyenler Allah'a yakınlık kuramazlar. Miraç gece yolculuğudur. Gece yolculuğu, gündüz değil. Bu gece yolculuğuna düşmeyenler, bu gece yolculuğuna kendisini hazırlamayanlar Allah'a yaklaşma noktasında samimi değillerdir. Bütün peygamberlerin miraçları gecedir. Bütün velilerin uruçları gecedir. Bütün sufilerin işleri gece çözülür, gündüz değil. Gece vardır, gece. Geceyi bekler aşıklar. Aşık isen geceyi beklersin. Geceyi televizyon karşısında, Facebook karşısında, Twitter karşısında geçirme benim gibi. Otur Allah'ı zikret. Otur Allah'ı zikret. Facebook'ta harcadığın zamanı zikre harcasan Allah'a yakın olacaksın. Twitter'da harcadığın zamanı Allah'ı zikre harcasan Allah'a dost olacaksın. Allah'a dost olacaksın. Boş, faydasız bir şeyler okumakla geçirdik olduğun zamanı Allah'ı zikirle geçirsen Allah'a dost olacaksın. Bugünün insanları geçirmiş oldukları bütün boş zamanlarını, geçirmiş oldukları laylonlarını arayacaklar. Bunlar yerine Allah'ı zikirle hemhal olsalar ne günahları kalacak ne kusurları, aynaları pırıl pırıl olacak, haber verecek aynaları. Hazreti Mevlana'nın sözünü yeniden hatırlayalım. Aynan senin neden haber vermez? Tozlu ve paslı o yüzden. O zaman biz gece yolculuğunu devam edelim. Miraç gece yolculuğu. Biz de o gece yolculuklarına devam edenlerden olalım. İnşallah. Kardeşler, Allah için
Haramları terk edin. Bakın 3 ayların içindeyiz. Ramazan'ın habercisi bunlar. Ramazan'a tertemiz çıkın. Tertemiz çıkın. İnşallah. Ben zikir ediyorum, işten bazen helada devam ediyorum. Bir sakıncası var mı? Normalde bir kimse kendisi kendi aklıyla tuvalette, banyoda zikrullah'a devam etmesi caiz değil. Ama kalbinde zikrullah'tan bir nur oluşur. Sufiler ona zikri veledi der, zikir çocuğu der. Bu zikri veledi kendi kendisine zikretmeye başlar. Bu 4. makamdan sonra başlar. Emmare levvame mülhüme mutmainne de başlar. Mutmainneye gelen bir kimsenin kalbi yavaş yavaş kendiliğinden zikrullah yapmaya başlar. Hatta gece zikrullah'a otursa o kimse başladı. Neyle? La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tık bitti. Uykusu geldi. Oturduğu yerde kaldı. Kalbinden gelen zikrullahla uyanır. Bunun işareti budur, başlangıcı. Seni uyandırır. Başlar çölde kalmış çömlek gibi kaynama. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İçeride. Sen onu duyarsın. Bildiğin duyarsın onu. Kimisi korkar o esnada. Bırakıverir zikrullahı. Bu sonra devam eder. Sen yine la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah başlarsın. O içeriden başlar. Eğer esması değiştiyse kendiliğinden. Sen la ilahe illallah dediğinde o hu der. La ilahe illallah hu, la ilahe illallah hu, la ilahe illallah hu, la ilahe illallah hu. Hemen rüyasında görür. Ona rüyasında derler ki sana hu esması verildi. O yürüyor artık. Gidiyor o. O gidiyor. Buna zikri veledi denir. Bu durmaz hiçbir yerde. Çarşıya çıkarsın, çarşıda devam eder. Yolda yürürsün, devam eder. Araba kullanırsın, devam eder. Öyle bir an gelir, dışarıdan hiçbir şey dinlemek istemezsin. Sıkar seni. Üzer. Eğer karşılaştığın kimseler zikir ehliyse, sıkıntı yok. Zikir ehli değilse senin dengini bozar. Kimseyle konuşmak istemezsin. O içeriden çünkü devam edecek. Onu dinlemek aşkların en güzeli. Bu en iyi sevgiliden, en iyi sevgiliden, en iyi arkadaştan, en iyi dosttan daha dosttur. Daha sevgili, daha arkadaştır. Hiçbir şey sana tat vermez. O esnada arkadaşlarınla, eşinle, çocuklarınla senkronizasyonun bozulur. Bunu anlamazsa etrafın, ne konuşmuyorsun bizde sen? Ne oldu sen burada oturuyorsun köşede hep elinde tesbih? Biz senin eşin değil miyiz? Biz konuşulacak kimse değil miyiz? Ben senin annen değil miyim? Ben senin baban değil miyim? Ne ya, biz senden samimiydik, arkadaştık, ne oldu birader ya? O kimse dışarıdan tat almamaya başlar. Bu geçicidir. Böyle bir şey yaşarsanız. Bu kalıcı değildir. Bu geçecek. O esnada o ondan tat alıyor çünkü, lezzet alıyor. Her tat geçicidir, unutmayın. Her lezzet geçicidir, unutmayın. Bu da geçer.
Eğer burada takılır kalırsanız, tabiri caizse kabız ehli olursunuz. Burada kalmayın. Bizim kardeşlerimiz burada kalmazlar ama ola ki bu noktada kendisini böyle bu hal ile hallendirip kendini oldum davası güderse Allah muhafaza eylesin. Bu kalmayacak burada daha. Bu devam edecek. Bu daha devam eder. Artık onunla olan sohbet kesilir. Zikrullah olarak sohbet bu. O zikre devam eder. Sen de hayatına devam edersin. Sonra o sana konuşmaya başlayacak çünkü. Sonra o seninle konuşmaya başlayacak. Önce o yüzden bir mürşidi kamil gerekli derler. Önce şeyhinin sesinle konuşacak sana. Bunu yeme, bunu içme, buradan gitme, bununla konuşma. Neden namazını kılmadın? Bakcan konuşmuyor. Dersini çekmemişsin çünkü. Bakcan konuşmuyor. Kendi kendine düşüneceksin. Kimin kalbini kırdım ha filan canın. Gideceksin helallik isteyeceksin. Özür dileyeceksin. Bu hale gelen dervişler kendilerini o yüzden çabuk toparlarlar. Bunlar çünkü kör ve sağır değildir. Kör ve sağır toparlamaz hiç kendini. Kendince kendini iyi görür, dağıtır kendini. Bu dervişler kendilerini toparlarlar. Konuşuyordu, konuşmuyor artık. Bir kabrin başına gider, Esselamu Aleyküm ya ehli kubur dedi. Aleyküm selam diyen yok. Ha, anladı, düşüş var. Bunları nereden anlatıyorum? Düştük de o yüzden anlatıyorum. Düşen anlar. Gidersin kabrin başına, Esselamun Aleyküm dersin, ses seda yok. Ses seda olmayınca anlarsın. Dersin ki ya bana cevap vermiyorlar. Bir şey yaptım herhalde. Allah affetsin, Allah beni muhafaza eylesin. Amin. Böyle bir hal başıma gelmedi de gelen kardeşlerden biliyorum. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yalancılardan olmayayım şimdi. Oturduğum yerde bir şey saklayacağım, gizleyeceğim derken. Bir kimse cevap verilmezse o kimse düşmüştür. Düşmüştür. Onun hızla tövbeye, hızla üstadından helallığa ihtiyacı vardır. Zaten geldi bir sefer üstadından helallik aldı mı gider hemen kabrin başına gider dınk açılır. Öyledir. Ben arkadaşlara derdim hemen Şeyh Efendi'ye gidin. Hemen söyleyin helallaşın. Hemen giderler helallaşırlar anında. Gitti mi Burhan? Burhan Türkoğlu gittin mi? Gitmiş mi? Allah muhafaza eylesin. Bir de küçük abdesti yaptıktan sonra yaşın kadar adım atacaksın yoksa abdest olmaz deniyor. Ya mübarek insanlar ya. Bugün bari benim hale durumu yemi normal bir tutun ya. Yok duvardan atlayacaksın, yok 40 sefer öksüreceksin, yok 40 adım gideceksin. Nereden buluyorlar bunları bilmiyorum. Ramazan'da nasip olursa ömreye gitmeye niyet ettik fakat eşim ve ben annem de gelmek istiyoruz. Biz de sizin programınıza ayak uyduramayız diye düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur musunuz? Sizin fikrinize ihtiyacımız var. Biz Allah nasip ederse, gidebilirsek eğer şirketlerle konuşmalarımız devam ediyor. Kimisi fiyatları çok yükseğe çekiyor, yapamayacağım, edemeyeceğim demiyor, fiyatı yükseltiyor. Grupla gitmenin hem avantajını hem dezavantajını yaşıyoruz.
O yüzden normalde 150 kişi deyince bir duruyorlar. Bir 2 gün sonra dönelim, 3 gün sonra dönelim diyorlar. Bu tip şeyler yaşıyoruz. Hayırlısıyla inşallah gidebilirsek eğer gidecek olursak bizim programımız belli. 3 gece Medine, 4 gündüz, 3 gece Medine. Ondan sonra 9 gece 10 gündüz Mekke. Yaklaşık 13 günlük veya 14 günlük bir program. 3 gün Medine, Medine'de bir gün ziyaretler var zaten. Medine programında yorucu bir program yok. Mekke programında 1. gün zaten geldiğimizde bir ömre yapacağız. 2. gün Hudeybiye'ye gidip Hudeybiye'den bir daha ömre yapmak, hem Hudeybiye'yi görmek. 3. günde Cürane ömresi yapıp bütün toplu bir şekilde cemaatle beraber böylece ilk 3 gün ömre yapıp ondan sonra bütün arkadaşlar serbest. Mekke'de normalde işte Arife günü de inşallah dönülecek. Program 3 aşağı 5 yukarı kabataslak böyle. Görüşmeler devam ediyor. Normalde işte iki kişilik odada bir kişiye 1900 lira isteyen var, 1700 lira isteyen var. Değişik böyle otel gruplarına göre değişik fiyatlar, değişik şeyler devam ediyor. Yaklaşık 7-8 tane firmayla görüşmeye devam ediyoruz. Daha henüz bir yere karar vermedik. Öyle söyleyeyim. Hatta bugün arkadaşlara diyordum, neredeyse herkesin pasaportunu, hani böyle bir alışkanlığım yok benim ama böyle bir alışkanlığım olsa herkesin pasaportunu dağıtacağım, olmuyor bu iş diyeceğim. Yani meselenin içerisinde bir de bir boyutu var. İşte bir firmayı soruyoruz, o onu kötülüyor, o onu kötülüyor, o onu kötülüyor. İnşallah Cenab-ı Hak isabet ettirsin. Allah'ım inşallah yolumuzu açsın, kolaylaştırsın. Becerebilirsek, başarabilirsek programımız böyle olacak inşallah. Miraç ve diğer kandiller için bidat deniliyor. Nurettin Yıldız. Ya Nurettin Yıldız'ı şimdi konuşsam Allah affetsin ya. İsim de vermişsin. Ben de okudum şimdi. Bir şey demeyeyim şimdi. Yani Türkiye'de genel konuşayım. Kandil gecelerini tutturdular bidat diye. Bu yeni 5-10 seneden beri başladı bu. 5-10 seneden beri bir bidat furyası başlattılar. Bu bir bidat furyasıyla bidat olmayan hiçbir şey kalmadı zaten. Bu bidat furyasıyla bidat olmayan hiçbir şey kalmadı. Şimdi ayetle sabit olan bir geceyi, ayetle sabit olan bir geceyi, ayetle sabit. Ayetle sabit ya. Başka bir şey var mı? Ayetle sabit. Buna bidat diyorsa söyleyecek lafı yok. Söyleyecek hiçbir laf yok. %100 mübarek gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi için bile muayyen bir ibadet yoktur. Asıl olan Müslümanın bir tür fırsatları hayatının bütünü için değişim sebebi yapmaktır. Bunun yerine belli bir zaman dilimini belli bir ibadetle geçirmeyi yeterli bulmak bidattır diyor. Eyvallah, bu noktada hiç kimse belli bir zaman belli bir ibadeti yapmayı da bidat görüyorsan ona da söyleyecek sözüm yok. Allah affetsin. Amin. İbadet de mi bidat oldu şimdi? Velev ki kendisinde kendince cumaları namaz kılıyor o kimse. Cumadan cumaya kılıyor. Belli bir zaman değil mi bu? Her ibadetin zamanı vardır. Bir kimse kendince sadece öğlenleri namaz kılıyor. Bidat mı işliyor diyeceğiz ona? Bir kimse mübarek gecelerde kendine çeki düzen veriyor. Ya mübarek gece bari. Ben diyor bugün gideyim bir camiye gideyim, bir mescide gideyim, bir toplantıya gideyim, bir zikrullah'a gideyim dedi. Bidat mı etti şimdi?
Söyleyecek söz bulamıyoruz. Söyleyecek söz var. Neydi? Öyle hatipler olacak ki fitne çıkaracaklar. Dudakları kesilecek diyor. Az önce okuduk ya daha. Allah bize selametlik versin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Hepimizi korusun. Amin. Nice mübarek günlerde, nice mübarek mekanlarda, nice mübarek haller ile bizleri hallendirsin. Amin. İnşallah semada buluşacağız. Selamun aleyküm.